Aldıkları tedbirler ve sağlık çalışanlarıyla verdikleri mücadeleden sonra Çin koronavirüsle mücadelede büyük başarı sağladı. Salgının ilk tespit edildiği bölge olan Hubei eyaletinde karantina kaldırılıyor. Hubei'de karantina yasakları 25 Mart itibariyle kaldırılacak. Wuhan'da ise karantina önlemleri 8 Nisan'a kadar devam edecek. Ardından koronavirüsün ilk tespit edildiği Wuhan'da da hayat normale dönecek. Wuhan'da bulunan doktorlar da yaşadıkları bölgelere geri dönmeye başladı. Doktorlar ilk görev yerlerine dönüşte geleneksel şarkılar ve Çin bayraklarıyla karşılandı. Çin koronavirüsle mücadelede kontrolü sağladı ancak Amerika Çin'i hedef almaya devam ediyor. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Qi Shuang da düzenlediği basın toplantısında Amerika'ya tepki gösterdi. ABD'nin şu anki acil görevi kendi işine odaklanmak, ve Çin ve uluslararası toplumun geri kalanıyla birlikte çalışarak salgınla mücadelede uluslararası işbirliğine katkı sunmak. Şu Amerika'nın virüsle nasıl mücadele edileceği konusunda Pekin örneğini takip etmesi gerektiğini vurguladı. Öte yandan Çin'de son bir haftada ortaya çıkan yeni vakaların çoğunun yurt dışından gelen kişilerde görüldüğü bildirildi. Son 24 saate tespit edilen 78 vakanın 74'ü yurt dışı temaslı. Bu kapsamda başkent Pekin'e uçuşlar testler için başka bölgelere yönlendirilirken son 14 günde yurt dışından Çin'in diğer şehirlerinden aktarmayla Pekin'e gelmiş kişilerin zorunlu testten geçirilip karantina altına alınacağı bildirildi.